Selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün akım korumalı Wi-Fi ve Bluetoothla kontrol edebileceğiniz RGB ışıklara sahip Eslink markasının Swap SL03 modelli bir ürünüyle birlikteyiz. Akıllı priz olarak geçiyor. Şimdi bu ürünün öncelikle şöyle bir kutu içeriğine bakalım. Zaten 16 a olarak geçiyor ve tuya destekliyor. Bu da güzel bir şey. Üst kısmı RGB'li. Yan tarafta da gerekli bilgilerine yer verilmiş. Telefonla kontrol edebileceğin, sesli kontrolde sağlayabileceğin bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdi benim evimde birçok ışık yani birçok aslında ışık olduğu için priz de bulunuyor ve bunları genelde ben hep akıllı prizlerle kontrol ediyorum. Yaklaşık arkamda 4-5 adet ışık bulunuyor ve bunlar prize bağlı olduğu için sürekli kalk prizi aç kapa bunlarla uğraşmaktansa telefon üzerinden direkt telefonla kontrol edip hemen açıp kapatabiliyorum ve bu da bir kolaylık oluyor. Evet, Eslink'in bu modeli de bu şekilde hem de cihazlarınızı koruyabiliyor. Arka kısmında da zaten nelerlerde kullanabileceğinizle ilgili yerler bulunuyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben prizlerimi mesela bak bu prizi taktım ve üzerine üçlü bir priz takıyorum ya da beşli bir priz takıyorum. Tamamen bütün ürünleri akıllı hale getiriyor. Yani bu üründen beş tane alıp da tüm prizlerime takmıyorum. Diye direkt dediğim gibi bu ürün öncelikle prize takılıyor ve üzerine üçlü ya da ikili ya da dörtlü ya da beşli neyse priz takıp 3 tane 5 tane prize bir fiş takabiliyorum ve bu sayede de tüm ürünlerim aslında aç kapa yapabiliyorum. işte geri sayım yapabiliyorum. Bu ürünü nerede kullanacağım onu söyleyeyim sizlere. Bir tane havalandırma böyle ufak bir koku makinesi aldım ve onu böyle evde olmadığım zamanlarda hani açayım geldiğimde güzel koksun diye ev. Evde yokken kontrol edebilmek adına bu prizi kullanacağım. Hadi gelin bir kutusunu açalım hiç sizi bekletmeyeyim daha fazla. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor. Ben de sizle birlikte göreceğim ve bu arada RGB bir ışık ilk defa kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani akıllı priz olarak RGB ışığı ilk defa kullanıyor olacağım. Kutuyu açtığımızda biraz kargoda dağılmış olabilir ama bunlarda herhangi bir problem olmuyor. Zaten kutu içeriğimizden bir tane priz ve bir tane kitapçık çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi üst taraf RGB renklere sahip. Bu kısımdan da göstermek istiyorum. Şu kısımlarda ışık yanıyor. Bunu bakacağız takıp fişe. Ayrıca bir adet içerisinden kullanım kitapçığı geliyor. Zaten model numarası da burada yazıyor. SL03 olarak kutu içeriğine yani kitapçığa baktığımızda uygulamayı indirebileceğiniz QR kod bulunuyor. Tuya uygulaması bu arada güzel çalışıyor esling markalarıyla. Yani Eslink'in birçok ürünüyle Tuya markasının güzel bir çalışma stili var. Anlık olarak tepki veriyor. Şimdi ürüne baktığımızda kalite yapısı olarak güzel duruyor. Diğer kullandığım prizlere benziyor ve zaten yan kısmında görmüş olduğun gibi burada Tuya'yı gene gösteriyor. Yani TUYA ile anlaşmalı muhtemelen ve burada bir tane de manuel açıp kapatabileceğiniz bir buton bulunuyor. Buradaki tuşa basarak açıp istersen kapatabiliyorsun, istersen de telefonunla kontrol edebiliyorsun. Şimdi gelin şu ürünü bir prize takalım ve size mantığını göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızı prize taktık ve uygulamayı açtık. Buradan artı butonuna basıyoruz, kurulumunu da hızlıca gösterip cihaz ekle diyoruz. Ve ben buradaki priz Wi-Fi olanı seçiyorum ve ondan sonra ileri diyorum. İleri dedikten sonra bir Wi-Fi ekranı geliyor. Wi-Fi şifrenizi girerek cihazı internete bağlıyorsunuz. Ve burada diyor ki cihaza 10 saniye kadar basılı tutun, resetlensin. Buradaki açma kapama tuşuna 10 saniye kadar basılı tutuyorum. Ve ışığın yanıp sönmesini bekliyorum ve yandı söndü. Şimdi cihazı tekrardan bıraktım buraya ve ileri diyorum. Diyor ki bana burada resetle zaten resetledim şu anda cihazı herhangi bir problem yok ve tekrar ileri diyorum. Burada diyor ki ışık nasıl yanıyor? Yanıp sönüyor sürekli. Size de gözüküyordur zaten kırmızı bir şekilde yanıp sönüyor. Buradaki yanıp sönen butona tıkladıktan sonra da cihaz kendi kurulmaya başlıyor. Bu yaklaşık 30 saniyede sürebilir, 1 dakikada sürebilir. Tamamen hani değişiyor kafasına göre. Bazen 10 saniyede kurabiliyor, bazen gerçekten 1 dakika içerisinde de kurulumunu sağlayabiliyor. Eğer ki burada bulmazsa cihazınızı bir hata var demektir. O yüzden direkt tekrardan sıfırdan kurulumuna başlayın ve cihazı sıfırlayıp sıfırlamadığınızdan da emin olun. Ve şu anda cihazı gördüğünüz gibi buldu çıktı. S-Link Swap SL0316A olarak tamamla diyorum. Ve tamamla dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi şu anda cihaz geldi. Buradaki tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Bak şu anda ışık kapalı diyor. Şu anda açık diyor. Ve burada birçok bölüm bulunuyor. Renk seçeneklerine baktığınızda rengini değiştirebiliyorsunuz. Buradaki bütün renkler oluyor. Şu anda kapalı tekrar açık. Bu arada ben de bunu dediğim gibi sizle birlikte öğreneceğim. Şu anda açık kapalı. Bak şu anda açık. Şu anda kapalı. Şu an açık. Bak şu anda iç kısmında bir RGB ışık yanıyor. Tabii ben şu anda buradaki şeyini çıkartmadım içini. Buna gerek yok. Işığını sonra bakarız. Şöyle gelelim bir daha içerisine. Ve burada zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Prizin zamanlayıcısını veya lambanın. Bu RGB lambanın. Bu da gece lambası gibi olabilir bu arada. Işık nasıl veriyor ona bakacağım son kısımda. Hemen şuradan geri tuşuna basalım. Ve buradaki ayarlar menüsüne de bir bakalım. Bu neymiş? Ayarlar diyor. Buradan ayarları prize aç kapa yapabiliyorsun. LED'e aç kapa yapabiliyorsun. Yani bunlara isim verebiliyorsun gördüğüm kadarıyla. Güzel gerçekten detaylı bir uygulama olmuş onu söyleyeyim. Burada da kilowatt değeri akım koruması yapıyor. Ayrıca işte ne kadar yaktığını ürünün gösterebiliyor sizlere. Bu da güzel. Onun dışında uygulama zaten bu şekilde parlaklığını da buradan açıp kısa biliyorsunuz. O da gerçekten güzel olmuş. Yani birçok işe yarayan böyle renkleri vesaire var. Buradan yine zamanlayıcı ayarlayabiliyorsun. 2 saat sonra kapansın gibi. Bu özellikleri de yapabiliyorsunuz. Uygulamamız da bu şekildeydi. Evet, cihazımızın kurulumunu, kutu açılımını birlikte yaptık. Şimdi ürün cihaza takılı. Bak gördüğün gibi üçlü prizde ben de şu anda takılı. Üzerinde akıllı priz var. Ama sen bunu tam tersi. Direkt bu cihazı takarak üstüne üçlü priz de takabilirsin. O üçünü de akıllı hale getirebilecek. Bu ürünü mutfak dolabınızda, kettle'da herhangi bir yerde prizli olan herhangi bir yerde televizyonlu dahil, PlayStation'da dahil kullanabilirsin ve akım korumalı olduğu için de elektrik kesintisinde vesaire cihazlarınızı da koruyacaktır. Şimdi bak cihazım açık. Gördüğün gibi hemen şöyle yapalım. Şu anda cihaz şarjda değil. Hemen bunu şarja takıyorum böyle. Gördüğün gibi şarj almaya başladı ve bu da cihazın açık kapalı olduğunu gösteriyor. Uygulama üzerindeki üst taraftaki butonu kapattım ve şu anda cihazım kapandı. Bak tekrar kilitliyorum. Şarjda değil cihazım. görmüş olduğunuz gibi şu anda algılamadı çünkü cihaz kapalı. Biliyorsunuz üzerinde bir RGB ışık bulunuyor yani renk bulunuyor. Bunu ayrı kapatmanız, prizi de ayrı kapatmanız gerekiyor. Priz açık olabilir, ışık yanmıyor olabilir veya ışık yanıyor, priz kapalı olabilir. Bunu uygulamadan kontrol edebilirsin veya manuel bir şekilde üzerindeki şuradaki tuşa bak göstereyim onu da. Bastığında bu şekilde Zaten ufak bir tık sesi yapıyor. Bak mesela şu anda açık şarj etmeye başladı telefonu. Gerçekten güzel bir cihaz. O zaman ne mi yapıyoruz? Cihazın teknik özelliklerinden kısaca bahsedeyim sizlere. Öncelikle cihazımız RGB ışığa sahip ve priz soketi normal bizim evlerimizde kullandığımız gibi. Cihaz 2.4 GHz bağlanıyor, çocuk koruması bulunuyor, uygulamadaki işlevi aç kapa zamanlama, geri sayım, güç ölçer, desteklenen bulut sistemi TUYA ve Smart Life olarak geçiyor. Sertifikası da CE olarak bulunuyor. Ürünün ağırlığı 72 gram. Çok hafif bir ürün diyebilirim sizlere. Zaten aldığınızda 2 yılda garantili oluyor. Ve akım korumalı olduğu için de cihazlarınızı korumuş oluyor. Maksimum gücü 3680 Mat'a kadar destekliyor. Bağlantı ara birimi Wi-Fi ve Bluetooth'la birlikte bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz ile kullanabilirsiniz. Evinizde bir internet yoksa isterseniz de Wi-Fi ile birlikte kullanabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı ve kendini kaliteli hissettiren bir malzeme yapısı bulunuyor. Bu tarz şeyler çok fazla pahalı değil ama pahalı cihazlarımızı koruma altına almak ve oturduğumuz yerden biraz da üşengeçlik de olabilir tabii ki de bu. Bunları kullanabiliriz. Şöyle düşünün sabah 8'de 7.30'da işe gidiyorsunuz. Kahve makinenizi akşamdan kahveyi koyup bu cihazı geri sayımla ya da işte aç kapa yaparak zamanlayıcısıyla sabah 7.40'da işte ben uyanmadan kahve makinesini çalıştır gibi seçenekler yapabilirsiniz. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. İncelememi istediğin başka ürünler varsa kanalıma abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutma. Görüşmek üzere.